Arkadaşlar merhaba. Bugün videoda anlattığım konuyla ilgili test çözelim. Hazırsak başlayalım. Verilen şemada soru işaretiyle boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Resmi kurumlar devlet tarafından kurulmuştur. Evet bu doğru bir ifade. Resmi kurumlar bakanlıklara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Evet bu da doğru bir ifade. C. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için çalışırlar. Evet devlet bu için bunun için vardır. C hanla doğru bir ifade biliyorum. D çalışma saatleri çalışanlar tarafından belirlenir. Hayır. Çalışma saatleri resmi kurumların çalışma saatlerini devlet belirler. O yüzden cevabımız Denizli arkadaşlar. Devam ediyorum diğer bir soruyla. Yukarıda polis memurlarının bağlı olduğu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakanlığı soruyor bana. Evet Emniyet Genel Müdürlüğüne, bu müdürlüğe bağlı olan kuruluştur ama bakanlığı sorduğu için bu İçişleri Bakanlığının e, sorumluluğunda olan bir şeydir. Cevabımız Bursa olacak. Devam ediyorum diğer bir soruyla. Yukarıdaki tabloda yapılan eşleştirmelerde hangileri doğrudur? Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı çalışma alanı ulaşım. Evet bu doğru. O yüzden birinci öncülüğümü alıyorum. Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı vermiş çalışma alanı eğitim evet bu da doğru sağlık bakanlığı çalışma alanı sağlık olacak ama güvenlik vermiş o yüzden eliyorum İçişleri Bakanı Çalışma alanı adalet, hayır bunu da eliyorum. Cevabımız 1 ve 2 Adana olacak. Devam ediyoruz diğer bir soruyla. Verilen görevlerine ait olduğu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre yapı ve yapı mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemekle görevlidir. Arkadaşlar çevreyi soruyor. O yüzden direkt zaten cevabım ortaya çıkıyor. Cevabım C olacak. Devam ediyoruz. Şu soruya bir bakalım. Aşağıdakilerden hangi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Sivil toplum kuruluşu neydi arkadaşlar? Devlete bağlı olmayan fakat devlete destek veren toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik gönüllü olarak çalışan kişilerin oluşturduğu bir kuruluştu. Türk Eğitim Vakfı evet gönüllü yapan bir kuruluş. Tema Vakfı evet, LÖSEV evet ama muhtarlık bir resmi kurumdur. Bu yüzden bu bakanlığa bağlıdır. Cevabım Denizli olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Verilen bilgiye göre Tema Vakfı'nın hangi alanda çalışma yaptığı söylenebilir. Tema Vakfı neymiş? Erezyonla mücadele eden, ağaçlandırma çalışmalarını yürütür, doğal varlıkları korumak için çalışır. Çevre dediği için cevabımız Bursa arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangi sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarından biri değildir? Kanun çıkarma devletin sorumluluğunda olan bir şeydir. Sivil toplumun amacı değildir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Sivil toplum kuruluşuyla ilgili soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Çalışmaları karşılığında ücret alır. Hayır. Bunlar işlerini gönüllü olarak yaparlar. O yüzden cevabımız A olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Verdiği bilgiye göre Tuğba Hanım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben Tuğba hemşireyim. Hafta sonlarında ise üyesi olduğum Yeşilay'da görev yapıyorum. En büyük amacım zararlı alışkanlıkları olan insanları bu alışkanlıklardan vazgeçirerek sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sürmelerini sağlamak. Hangisi söylenemez? Sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evet çıkartabilirim. Toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır. Evet. Geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Hayır böyle bir şey çıkartamam. Cevabımız şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri merkeze bağlı yönetimler arasında yer alır? Valiler ve kaymakamlıklar merkeze bağlı, belediye başkanları ve muhtarlıklar ise yerel yönetime bağlı olan kuruluşlardır. O yüzden cevabımız 1 ile 2 Denizli olacak. Devam ediyorum. Verilen bilgide boş bırakılan yeri hangisi getirilirse yanlış olur. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yollarımızın bakımlı olmasını, sağlık hizmetlerine kolay ulaşmayı bekliyoruz. Bu gibi hizmetleri yerine getirmek için il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Hangisini getirirse yanlış olur. Hangisi açıkta kalıyor yani. Cevabımız C olacak arkadaşlar. Son olarak bu soruya da bakalım. E, aşağıdakilerden hangisi kaymakamlığa bağlı olan kurumlardan biridir? E, arkadaşlar biliyorsunuz valiler illerde görev yapar. Kaymakamlar ise ilçelerde görev yapar. Şimdi ile bağlı olduğu için. E ee, bu valinin görevinde olan bir şey. Burada da il var. Bunu da eliyorum. Burada da il var. Evet bunu da eliyorum. Ama ilçe dediği için bu kaymakamlığın sorumluluğunda olan bir e, müdürlük. O yüzden cevabımız C C olacak arkadaşlar.